Merhaba. Makrolevrek ya da günlük diyete göre ayarlanmış kahvaltılar göstermeyi hedefliyorum size. Toplamda 5 tane kahvaltı yapacağız birlikte. İlki avokado tost. Ama buna avokado tost dediğime bakmayın. Yani avokado ile birleştirilmiş yumurta olacak. Ama temelde yanında yine tüm kahvaltılıkları koyarak tabağın toplam makro değerini %75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yani toplamda kahvaltı olarak bu öğün tükettiğinizde ve yanına akşam yemeği olarak da yine %75 yağ içeren başka bir tabak koyduğunuzda o günlük ketojenik makrolarınıza ulaştığınızı varsayabilirsiniz. Bu tarifler size hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak, makro değerlerine biraz alışmanızı sağlamak amacıyla çekiyorum. Ben yine bir tartı kullanmak zorundayım doğru makrolara ulaşabilmek için. Size de gramları vereceğim. Hatta şuraları bir yerlere o ekran görüntüsünü de ekleyeceğim. Yani bu kahvaltı tabağının ne kadarı yağ, ne kadarı protein, ne kadarı karbonhidrattan oluşuyor. Ama ben zaten hepsini önden ayarladım. Bu seride size göstereceğim bütün tarifler %75 yağ, %20 protein, %5 karbonhidrat içeriyor. Yani sizin aslında bir makro ayarlamanıza gerek yok. Verdiğim tarifleri yani besin kombinasyonlarını birebir uyguladığınız zaman siz o %75 oranına kolaylıkla erişebileceksiniz. Bu tarif için temelde kullanacağımız besin maddesi avokado ve avokadonun altında da yine badem unundan yaptığım ekmekleri kullanıyorum. Ekmekleri bu sefer birazcık daha büyük yaptım. Çünkü tabanında daha böyle sabit bir zemine ihtiyaç var avokadoyu üzerine yayabilmem için. İsterseniz gelin makroları ayarlanmış kahvaltılarda birinci kahvaltımızı hep birlikte yapalım. Toplamda buraya 100 gram avokado koyacağım çünkü 2 kişi yiyeceğiz biz bu oyunu. İçine birazcık limon suyu sıkıyorum ama biraz sıkın olur mu? Öyle çok değil çünkü o zaman çok ekşi olur. Böyle 10 damla kadar falan. Çok az tuz. Azıcık da karabiber. Azıcık. Sonra da bir çatal yardımıyla krema olana kadar ezeceğim. Avokadonun olgun olması bunun böyle kremaya dönüşebilmesi açısından bayağı önemli. Eğer çok olgun olmayan bir avokadonuz varsa ezmesi zor olacaktır. Bir avokado tostunuza hiç şey benzemez. Çünkü böyle çok dişlerinizi kamaştıran bir tadı var olgun olmayan avokadonun. Ama bizim burada hedeflediğimiz doku tam da böyle krema kokusu. Ekmeğin üzerine bunu yayacağız yani. Yumurtalarımı da 5 gram tereyağında pişireceğim. Böylece o da yağ katkısı olarak yine ketojenik makrolarım da sayılacak. O yüzden yine yağı da ölçerek koyuyorum. Ama size şöyle miktarı da göstereyim. Şu mesela 8 gram oldu. 10 gram koyarım çünkü dediğim gibi 2 kişi. Siz bu yağı direkt yumurtaların altında kullanmak istemeyebilirsiniz. Belki tabağınıza koyup ekmeğinizi sürmek istersiniz. O şekilde de tüketebilirsiniz. Burada toplamda tüketmeniz gereken yağ miktarı sadece 5 gram. Onu atlamayın sadece. Nasıl tükettiğiniz tamamen size kalmış. Ben yumurtalar pişerken toplamda %75 yağ oranına ulaşabilmemiz için gereken kahvaltılıkları da tabağa ölçerek koymaya başlıyorum. Siz de bu ölçülerle aşağı yukarı ne kadar geldiğini görerek anlayabilirsiniz böylece. Yumurtalar böyle toplam 520 kalori yani bu tabağın tamamı ve %75 yağ içeriyor. Dediğim gibi %75 yağ içeren bir akşam yemeğini de kombinlediğinizde tamamen ketojenik beslenmiş sayabilirsiniz kendinizi o gün. Afiyet olsun. Makroları ayarlanmış kahvaltılarda ikinci gündeyiz. Bugün yine %75 yağ içeren ve sadece 4 gram karbonhidrat içeren bir tane kahvaltı tarifi vereceğim size. Yine tamamen ketojenik bir tabak olacak ve bunu tükettiğiniz zaman emin olabilirsiniz ki makrolarınızın tamamına doğru şekilde ulaşacaksınız. Yani %75 yağ, %20 protein, %5 karbonhidrat içerecek ve toplamda 400 kaloriye erişebileceksiniz bu tabakla kolayca. Umarım dener ve beğenirsiniz. Hadi gelin isterseniz başlayalım. Ispanak tarttım toplam. 2 kişi için bu rakamlar. Yani bunları yarıya bölerek kullanacağız. Antalya'yı böyle 10 gram tereyağında soteliyorum. Burada 60 gram kremayı ölçtüm. Bildiğiniz ekşi krema bu. Şimdi yine mantarların ve ıspanakların olduğu tavaya ilave edip hemen altını kapatacağım. O hazır oldu. Kahvaltımızın son hali bu. Şurada 5 gram tereyağı koydum ek olarak. Şu çok iyi görünmese de tadı iyi. Böylece %75 makro oranlarına kolayca ulaşıyoruz ilk öğünümüzde. Merhaba, bugün makroları ayarlanmış kahvaltılar serisinin 3. günündeyiz.
Bugün böyle sucuklu, bol peynirli bir omlet yapacağız. Yanında birazcık zeytin yiyeceğiz. Ve birazcık salatalık domatesle azıcık da zeytin ezmesi ya da badem ezmesi yiyerek o %75 yağ oranımızı tutturmaya çalışacağız. İsterseniz gelin hemen tarife geçelim. Yine böyle ölçerek, tartarak size göstererek yapacağım ki gözünüzde canlansın ne kadar miktar, ne kadar denk geliyor ve nasıl tutturuyoruz o %75 rakamını diye. Hadi gelin hemen tarife geçelim. Orada tabii sucuk dediğimde böyle kişi başı 20 gram kadar sucuk. O yüzden böyle koklatarak yiyeceğimiz için çok küçük kesiyorum. Hem de omletin içine karıştıracağım için bunu yine böyle küçük küçük kesmenin de avantajı var. Çünkü omletin içerisinde daha kolay karışacak böylece. Ama az olduğu için de küçük kesiyorum aynı zamanda. Bu 40 gram, 2 kişilik çünkü. Yani 20 gram sucuk yaklaşık 3 dilim falan ediyor. Öyle hesaplayabilirsiniz. Burada biz bir kişi için 20 gram kullanacağız. Ama sonuçta sucuk yiyor muyuz? Yiyoruz. Evet, bu kadar sucuğu yağsız tavada pişireceğim şimdi ben. Sonra 60'ar gram peynir. Her birisi 2 yumurtayla karışacak ve sucuklarla karışıp bir omlete dönüşecek. Böyle böyle ayrı koydum ki ne kadar olduğunu görün diye. Bayağı miktarda peynir bu. Siz isterseniz bunun yarısını içine karıştırıp yarısını da kahvaltı tabağınıza koyarak o şekilde tüketebilirsiniz. Ben bu arada sucuklar pişerken kahvaltı tabaklarımı hazırlıyorum. 30'ar gram kadar salatalık ve domates koyuyorum. 30 gram dediğiniz küçük bir salatalığın yine yarısı. 30 gram domates de 3 tane falan çeriye denk geliyor. Yine o şekilde hesaplama yaparak ayarlayabilirsiniz makrolarınızı. Benim burada gösterdiğim miktarlar kadar yaptığınız sürece aslında sorun yok. Yani makrolarınızı tutturuyor olacaksınız. Şimdi üstü biraz daha pişince buraya sucukları koyup kapatacağım. Evet, karbonhidratı çok düşük. Menülerde bu da bir kahvaltı menümüz. %75 yağ içeriyor. Merhaba, bugün 4. ketojenik makrolara ayarlanmış kahvaltı menüsünü sizinle paylaşacağım. Bunun için böyle içinde yulaf olmayan bir yulaf ezmesine benzeyen bir şey yapacağız. Çünkü evet, yulaf bayağı tok tutucu bir şey ama karbonhidratı da çok yüksek ve biz karbonhidratı biliyorsunuz 20 gramın altında tutmaya çalıştığımız için ketojenik diyette maalesef ki yulaf tüketemiyoruz. O yüzden onun yerine ben böyle keten tohumu, işte chia tohumu gibi yağ oranı yüksek tohumlar tercih ediyorum kahvaltıda. Şimdi onları size böyle ölçülü tartılı göstereceğim yine neyin ne kadar olduğunu. Şimdi ilk önce 80 gram böğürtlen kullanıyorum. 94 oldu. En iyisi birkaç tanesini almalı çünkü yine şeker yüksek. 85 olabilir. Ve böyle 75 gram yoğurt. Yine 80 oldu. Yine çok sorun değil. Burada 20 gram ceviz var. Onları da koyuyorum. Burada şimdi ceviz yağ kaynağıydı. Bu keten tohumu. Keten tohumu da yağ kaynağı. Bundan da böyle 2 tatlı kaşığı kadar koyuyorum. 2 tatlı kaşığı da chia tohumu. Bunlar böyle birleşince lezzetli bir tat oluşacak. 2 tatlı kaşığı ikisinden de 10'ar grama falan denk geliyor. Sonrasında tat versin diye istediğiniz kadar tarçın koyabilirsiniz. Bir de bunun yanında 20 gram kadar badem ezmesi ya da fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz. Bu kahvaltımız. Bir de bunun yanında 2 tane haşlanmış yumurta yiyeceğiz. Şimdi birazdan kahvaltı tabağının son halini size göstereceğim. Yine bunların toplamı böyle 600-620 kalori gibi ediyor. Ve toplamda da %75'i yağ. Ama bugün bu kahvaltının karbonhidrat oranı biraz daha yüksek. O yüzden bunun yanına akşam öğünü olarak et salata, yani içinde yağ olan bir salata koyarsanız daha iyi olur sizin için. Yani sebze yersiniz çünkü karbonhidrat miktarınızın üstüne çıkabilirsiniz. O yüzden bu kahvaltıyla birlikte akşam yiyeceğiniz şeyin yağ ve et olmasına özen gösterirseniz daha iyi olur sizin için. Evet, bu da kahvaltının son hali. Şunların üzerine birazcık zeytinyağıyla baharat dökeceğim ve afiyetle yiyeceğim. Merhaba, 5. kahvaltı alternatifimizle karşınızdayım. Bugün pankek yapacağız ama bildiğiniz unlu pankeklerden değil. İçinde Hindistan cevizi unu, keten tohumu ve chia'dan oluşan bir hamur ve
badem sütü ve yumurtadan oluşan bir hamurdan yapacağız. O yüzden karbonhidrat oranı bayağı düşük, yağ oranı da bayağı yüksek olacak. Yine bu tabakta da hedeflediğim oran %75 yağ ulaşmak. Bu serinin içinde gördüğünüz bütün tabakların yağ oranlarını %75 yapmaya çalıştım ki sizin için kolaylık olsun diye. Hem de neyden ne kadar koyduğumu gösteriyorum ki böylece kolayca neyin ne kadar, kaç gram yağ içerdiğini hafızanızda tutabilin diye aslında. Umarım işinize yarar bu seri. Hadi gelin isterseniz son kahvaltıya geçelim. Şimdi keten tohumundan 30 gram tartacağım. Chia'dan da 30 gram tartacağım. Sonra bunları blender'da çekeceğim. Yani böyle birazcık un haline getireceğim. Sonra da orada hindistan cevizi unuyla karıştıracağım ve baz malzememi oluşturmuş olacağım. İçine yumurta ve badem sütü koyacağım ve boza kıvamına getirdikten sonra da normal pankek pişirir gibi pişireceğim. Aslında bu karışımın tamamını da blender'da çeksek olur. O yüzden isterseniz öyle yapalım. 30 gram da hindistan cevizi unu koyuyorum ben. 100 ml kadar da badem sütü ve yumurta. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız blender'da. Böyle boza kıvamına gelecek. Göstereceğim zaten size. Böyle akışkan bir kıvamı var. Şimdi bunu tavada pişireceğim. Evet, kahvaltımızın son hali bu. Pankeklerimiz böyle aşırı güzel görünmüyorlar. Tadları da muhteşem, mükemmel bir pankek değil ama idare eder diyebilirim. Şu maple şurupla yiyoruz. Bu keto onaylı bir şurup. Bunlar da meyveler. Böyle. Şu meyveler hariç bu tabağın yağ değeri de %75. Hadi afiyet olsun. Son günümüzün kahvaltısı da bu. Merhaba. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Bu kahvaltı serisinin amacı hem aralıklı oruç hem ketojenik beslenen benim nasıl beslendiğimi, yani ilk öğün olarak temelde hangi gıdaları tükettiğimi size göstermekte. Tabii ki her zaman bu kadar çeşitli beslenmiyorum. Yani 5 gün boyunca Türk kahvaltısı ettiğim zamanlar da oluyor. Ama genellikle besinlerimi çeşitlendirmeyi tercih ediyorum ki her besin grubundan yeterli ve dengeli şekilde öğünlerimi tamamlayabileyim diye. Size bu videoları göstermemin amacı hem makro ayarlamanızı azıcık kolay hale getirmek hem hangi gıda kaç gramda ne kadar görünür onu göstermekte. Umarım bu video serisi işinize yarar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videolardan ilk önce haberdar olmak istiyorsanız da oradaki o küçük zil butonuna tıklamayı unutmayın, olur mu? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kahvaltı önemli. Unutmayın. Hoşça kalın.